Kronik enflamasyon doğamıza uygun şeyler değildir. Doğamız patolojik ve fizyolojik enformasyonu uyaracak, anlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bizim yapmamız gereken hekimler olarak ne fizyolojik ne patolojik bunu anlamak gerekiyor. Bütüncül tıbbın mantığında enformasyonun tanımı gerekiyor. Serbest radikaller fizyolojik dozlarda iyidirler. Bütün moleküller fizyolojik dozlarda bizim yaşamımızı, ama bunlar patolojik dozlara nasıl çıkarlar? Biraz bunun üzerinde konuşalım. Diyelim ki bir sistem herhangi bir etiyolojik ajanla karşılaştı. Etiyolojik ajan ne olursa olsun hiç önemli değil. Aynı patogenezi oluşturur. Yani sistem yanıtı aynıdır. X diyelim. Etiyolojik ajan. Ben buna zedeleyici diyorum. Yani organizmaya girdiğinde zedeleyip hasar yapan. Peki X dediğimiz zedeleyiciler kaç gruba ayrılıyorlar? 4 gruba ayrılırlar temelde. Biri fizikseldir, değil mi? Darbeler, travmalar, cerrahi operasyonlar buna girer. İkincisi nedir? Kimyasaldır. Gıdalar, beslenme, ilaçlar, toksik maddeler buna girer. Üçüncüsü biyolojiktirler. Nedir? Virüstür, bakteridir. Dördüncüsü nedir? Ruhsal zedeleyicilerdir. Bunların hepsi arkadaşlar hasar yaparlar. Organizma hasarı aynı şekilde onarır. Enflamasyon onlar. Bu fizyolojiktir, enflamasyon cevabı. Ama ortada başka bir sorun var. Zedeleyiciler eğer ortadan kalkarsa burası iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bu kadar basit. Bu organizmanın fizyolojik durumudur. Ama zedeleyiciler devam ederse, yani şöyle düşünün, fiziksel zedeleyiciler bu organizma için fizyolojiktir. Bakın, zedelenir, organizma onu uyarır ama bu fizyolojik değildir. Bu patolojiktir. Sürekli biçimde bu uyaran patolojiktir. Organizmanın adaptasyonunu bozar. Bir kaza geçirirsiniz, bir tarafınız yaralanır, organizma onu şey yapar. Ama sürekli zedeleyen bir toksin, sürekli zedeleyen bir travma o bölgede patolojiye yol açar. O zaman adı ne olur? Kronik enflamasyona döner. Kronik enflamasyon biz hep şuna benzetiriz. Altında kısık ateş yanan bir saç tavaya benzetiriz. Kısık ateş şu. 4 tane kısık ateş var. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ruhsal zedeleyiciler. Eşinizle kavga edersiniz. 2 gün küs kalırsınız. Ama 30 yıl küs olmaz arkadaşlar. 30 yıl küs kalırsanız bu kronik enflamasyona girer. Kronik enflamasyon organizmanın yapısına, genetiğine uygun değildir. Bir maddi iflas geçirirsiniz. 3 gün, 3 ay, 5 ay onu tolere edersiniz. Anneniz ölür. 3 ay, 5 ay yas tutarsınız. Bu normaldir. Ama annenizin yasını 10 yıl tutarsanız hasta olursunuz. Kronik hastalıkların kökeninde etiyolojik ajanların uzun sürmesi var. Şimdi yaşadığımız çağın içerisinde insanlar ekonomik, sosyal, ekolojik her gün aynı havayı soluyoruz, değil mi? Şu betonarme yapılar içerisinde aynı havayı soluyoruz. Ekoloji bozuk. Burası bir neft ülkesi. Buradaki kokular, değil mi? Dolayısıyla da burada önemli olan ne? Kronik enflamasyona geçtiği zaman asıl bundan sonra başlıyor. Biz şunu yapıyoruz arkadaşlar. Saç tava. Model tıp şunu yapıyor. Burada bozulmuş, çürümüş olan saç tavanın üzerindeki halka tiroidse hastayı endokrinoloğa gönderiyor. Pankreassa buradaki zayıf halka işte diyabet deniliyor.
dizse ortopediste ya da romatoloğa gönderiyor. Sindirim sistemi ise gastroenteroloğa gönderiyor. Şunun üzerine su dökün, tavanın üzerine su dökün, ne olacak? Jos diye patlar, değil mi? Bu da alerji ve ataktır. Bunu da dermatoloğa gönderiyor. Ama bu devam ediyor. Bunu şey yapmadan zayıf halkalar değişebilir, alerjiler değişebilir. Önemli olan bu değil ki. Önemli olan bu kök sebepleri ortadan kaldırmak. Bütüncül tıp kök patogenezler üzerinden, yani bitireceğim, mitokondriyal disfonksiyon. Bütüncül tıbbın birinci şeyi budur. İki, hemodinamik değişiklikler. Yine bütüncül tıbbın temel şeylerinden birisi budur. Mesela 15 yıldır hipertansiyon ilacı kullanan bir hasta. Ne hekim merak ediyor, ne hasta merak ediyor. Ben 15 yıldır bu ilacı niye kullanıyorum? Kimse de sormuyor. Soracağız artık. Bütüncül tıp sormalı. Niye 15 yıldır aynı ilacı kullanıyorsun? Ama almadığımda tansiyonum şey oluyor, yükseliyor. 15 yıl bir canlının ilaç aldı, bir tek insan türünde var. Hangi hastanın 15 yıl aynı ilacı aldığını gördünüz? Mümkün müdür bu? Olmaz bu. Dolayısıyla da bizim kronik hastalıklarda yapmamız gereken şey etiyopatolojik, mitokondriyi, hemodinamik değişikliklerdi. Yani hipertansiyon sebebini araştırın. Niye iskemi oluyor? Tromboza niye eğilim gösteriyor? 3. Mikrobiyata ve beslenme. Bu şeyde bütüncül tıpta temel esastır. 4. Kronik toksite. 5. Ruhsal zedelenmeler, ruhsal toksiteler, 6. Genetik instabilite. Biz genellikle bunlar üzerinde dururuz.